Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Bugünkü röportajımızı Avrasya Hastanesi hekimlerinden operatör Doktor Hasan Nice hocamızla yapıyoruz. Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesi hepinize merhaba. Hocam biz daha önce de sizinle röportajlar yapmıştık. Evet. Gayet de güzel izlendi. Teşekkür ederim. Bugün de bizi kabul ettiniz. Özellikle son dönemlerde mide botoksu konuşuluyor. Birçok kişi uyguluyor daha az zararlı diye. Neler söylenmek ise mide botoksu nedir? Şimdi mide botoksunu ilk önce botoksu bir açıklayayım. O botoks bir bakteri var, Clostridium. O bakterinin ürettiği bir toksin var. Bu toksin çizgili kasları felç yapıyor. Çizgili kaslar da vücudumuzda birçok yerde var. Mesela estetik olarak yüz bölgelerine yapılıyor. Kırışıklıkları engellemek, kasların kasılmasını engelleyip kırışıklık oluşumunu engellemek için. Bu tıpta zayıflama için de kullanılabilir mi? Mideyi acaba felç etsek bu toksinle acaba faydası olur mu diye düşünülmüş ve uygulamaya girmiş. Biz midenin 25 farklı noktasına, midenin kasına 2 flakon, yaklaşık 200 ünite botoks enjeksiyonu yapıyoruz. Evet. Bu mide botoksunu endoskopi yöntemiyle yapıyoruz. Hastaya yalnızca sedoanaljezi dediğimiz hafif böyle baygınlık vererek yapıyoruz. Narkoz vermiyoruz. Ondan sonra o belirlediğimiz 25 farklı noktaya bu botoksu birer cc olarak uyguluyoruz. Böylelikle midede bir kasılmada yavaşlama oluyor. Bir nevi kısmi bir felç oluyor. Bunun süresi 6 ay. 6 ay sonra normale dönüyor. Bunun yarattığı avantajlarımız neler? Bir, yediğimiz yemekler midede daha uzun süre kalıyor. Boşalımı gecikiyor. Boşalım geciktiği zaman da tokluk duygumuz uzun sürüyor. Aynı zamanda midenin fundus kısmında gerelin dediğimiz açlık duymamıza yol açan hormonun salgıladığı bölgeye de yapıyoruz. Bu bölgeden de açlık hormonu seviyesi düşüyor. Düşünce de böyle açlık krizlerimiz olmuyor. Ama bunu yalnız başına bir bunu kullandık. Ben artık her şeyi yiyebilirim. Nasıl olsa zayıflayacağım diye düşünmemek gerekiyor. Bu diyetisyen eşliğinde mutlaka yapılması lazım. Çünkü kalori alımını kısmamız gerekiyor. Bu diyete çok iyi bir şekilde ve rahatça uyumu sağlıyor. Böylelikle diyetle 2 kilo veriyorsanız bununla aynı süre içinde 4 kilo veriyorsunuz. Daha fazlasını veriyorsunuz. Böyle bir avantajları var. Yan etkileri minimal. Hemen hemen yok gibi ve çok sık uyguladığımız bir yöntem. Eğer body mass endeksi yani kilosu tüp mide olacak kadar olmayan ya da tüp mide ameliyatı istemeyen hastalara ilk tercihimiz mide botoksu oluyor. Peki hocam bunun riski öbür normal obezite ameliyatı daha az tabii söylediğiniz gibi. Evet. Bir de herkes olabilir mi bunu? Body mass endeksi 30'un üstünde. Diyet yapmış ama diyeti çok başarılı edememiş. Ek bir yardımcı destek olarak mutlaka botoksu öneriyoruz. Mide ameliyatı olmak istemeyen ya da tüp balon taktırmak istemeyen, çünkü balonda bazı sıkıntılı durumları olabiliyor. O balonu mide atmaya çalışıyor. İlk bir hafta 10 gün kusmaları olabiliyor, ağrıları olabiliyor. Ama mide botoksunda böyle hiçbir yan etki yok. Peki hocam, şimdi toplumda genelde bu çok astronomik rakamlar diye bilenler var. Şimdi Avrasya'da biz biliyoruz ki orta fiyatlar, çok yüksek fiyatlar yok. Yani bir yaklaşık, tam net fiyat istemiyorum. Çok astronomik fiyatlar var mı? Yani toplum bu konuda biraz eksik bilgim var. Neler söylemek istersiniz? Şimdi botoks tabii bir maliyetli bir ilaç. Bundan da 2 flakon yapıyoruz. Ama biz ona rağmen yine de fiyatlarımızı çok uygun tutmaya çalışıyoruz. Tam rakamı da söyleyeyim size. Bugün itibariyle Mayıs 2021'deyiz. Her şey için de 4000 liraya yapıyoruz. Gayet uygun. Evet, uygun bir rakam. Hocam bir sorum daha olacak. Özel hastanelerin
bu ameliyatta hastanenin altyapısı daha doğrusu önemli mi değil mi? Çünkü mesela sizde birçok branş var. Evet. Değişik branşlarla iletişim halindesiniz. Bir konseyler yapıyorsunuz. Evet. Önemli mi değil mi bu ameliyatlar? Şimdi bu botoks için iyi bir endoskopi ünitesi şart. Kullandığımız cihazlar var. Onlar bazen bir kere kullandığımız cihazlar bunlar. Onların mutlaka temini ve onun kalitesi önemli. Kullandığımız botoksun kalitesi çok önemli. Birkaç çeşit var çünkü piyasada. Bunlar hep tecrübelerimizle zaman içinde olgunlaşan şeyler. İnsanlar bu ameliyatı uygulamadan önce gelip bilgi muayene olabiliyorlar mı? Öyle bir şart var mı? Hemen aynı gün yapıyorsunuz. Şimdi yapma var mı? Anladım. Mide botoksunda hastamızı yatırmıyoruz. Ameliyat diyorsunuz, aslında ameliyat değil, endoskopi bir işlem bu. Ayaktan yapılan bir işlem. Hastamızı bir yarım saat dinlenme odamız var, orada dinlendiriyoruz. Hastamız geliyor. Ondan sonra konuşuyoruz. Eğer karar veriyorsa aynı dakika içinde işlem odamıza alıyoruz. Botoksumuzu hazırlıyoruz. Çünkü soğuk zincir ile geliyor bu. Her an hastanemizin eczane deposunda soğuk zincirde saklanıyor zaten. Hemen onlar tabii öncesi. Onlar uygun bir biçimde formülü var, sulandırılıyor. Ondan sonra da o dediğim 25 bölgeye enjekte ediyoruz. Hastamız da yarım saat sonra, endoskopiden sonra dinleniyor ve direkt işine bile gidebiliyor. Hocam son olarak hangi günler hastanedesiniz? Saatleri belli mi? Hı-hı. Çünkü soruyorlar hangi gün var diye direkt söyleyeceğim. Biz hafta içinde öğleden sonra ameliyatlarımız çok yoğun oluyor. Öğleye kadar 9 ile 12 arası. Düşünenler pazartesi, cumartesi de dahil olmak üzere pazartesinden cumartesine kadar her gün. Öğleden önce gelirlerse biz botoks için görüşmeye geldik dedikleri anda zaten biz muayene ücreti de almıyoruz. Yani direkt görüşüyoruz, konuşuyoruz. Eğer isterlerse bir plan yapıyoruz. Hocam ben teşekkür ederim. Son olarak söylemek bir şey var mı yok mu? Şimdi kilo tabii çok kötü bir şey. Bütün hastalıkların anası gibi artık. Evet, kanser de dahil olmak üzere her şeyin gidişatına yol açan bir etmen. Sağlıklı bir toplum için tabii ki spor, sağlıklı beslenme bunlar çok önemli. Ama bazı şeylerle başa çıkamıyorsanız o zaman böyle profesyonel destek almak için başvuracağınız kişiler tabii ki metabolik cerrahlar olacak. Diyete ek olarak botoks. Onlar geçen artık botoksla halledemeyeceğimiz durumlarda mide balonu. Onda da olmuyorsa eğer bütün çabalara rağmen body mass endeksi 35'in üstüyse hele 40'ın üstüyse o zaman da çok emniyetli, güvenilir bir yöntem. Tüp mide ameliyatı, sleeve gastrectomy dediğimiz. Onları öneriyoruz. Korkmasınlar. İyi şartlarda, iyi bir ekiple, iyi cihazlar kullanılarak yapılan ameliyatlarda herhangi bir problem hemen hemen olmuyoruz, evet. Hocam ben çok teşekkür ederim. Zaman ayırdın, çok sağ olun.